Dünyada sır diye bir şey yokmuş. Kimseye haber vermeden yeni bir salona taşındım ama beni bulmayı başardınız. Merhaba, Tian amca. Ne oldu Tin? Hey Kong, sen de mi buradaydın? Hem senin yüzüne ne oldu böyle? Evet. Ayrıca bu halin ne böyle? Ayakların çıplak. Ne iş yapıyordun? Neden beni sorguya çekiyorsunuz? İkinize birden cevap veremem. Eğer öğrenmek istiyorsanız bunu daha sonra konuşuruz. Evet Tian amca ve Tin, burada ne işiniz var? Bayan Ratana'dan Pimpit'in yeni bir salona taşındığını duydum. Tin'den beni buraya getirmesini istedim. Ratana mı? Evet. Peki benim taşındığımı o nereden öğrenmiş? Herhalde yaptığım işlerle her gün haberlere çıkmıyorum, öyle değil mi? Nerede olduğumu, ne iş yaptığımı bilmeniz gerekmiyor. Ratana halama ben söyledim. Tanıştığınızı sandım, bu yüzden anlattım. Teşekkür ederim. Ama gerek yoktu. Hayatta isteyeceğim son şey onu görmektir. Ayrıca sen de bir daha buraya gelmesen iyi olur. Hayır. Her gün buraya geleceğim ve size söylediklerimin doğru olduğunu kanıtlayacağım. Her gün buraya gelip Namlun'la görüşeceğim. Kong, artık gitsen çok iyi olacak. Kusura bakmayın. Annem bütün gün salonla uğraştı. Konuşacak durumda değil. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Yardımın için sana da çok teşekkür ederim Kong. Al bu morluklar için. Yatmadan önce sürersin. Çok teşekkür ederim. Ne yaptığını sanıyorsun yeğim? Üzerine biraz su çarptım. Aklını başına topla diye. Eğer benimle Namlun ve o adamla ilgili konuşacaksan hiç zahmet etme. Duymak istemiyorum. Bekle. Namlun'un birine aşık olması o kadar kötü mü ha? Ha? Buna kızmanı gerektirecek ne var? Çünkü onu seviyorum. Ve sen bunu biliyordun. Sonra Kong ortaya çıktı. Öyle birini nasıl sevebilir? Gerçekten anlayamıyorum. Birini sevmek için bir nedene ihtiyacımız yok. Sen bundan ne anlarsın ki? Daha önce hiç aşık olmadın. Bunu anlayamazsın. Neden anlayamazmışım Thor? Aşk sadece bir arada olmak değildir. Sevdiğini mutlu görmek, gülüşünü seyretmektir. Sadece sevmekle bitmiyor. Namlun'u mutsuz mu görmek istiyorsun? Onu gerçekten seviyorsan neden iyi bir adamla tanıştığına sevinmiyorsun? O iyi bir adam değil. Bunu nereden biliyorsun? He? Bunu sana ve Namak kanıtlayacağım. Neden geri döndün? Bay Kong ve Bayan Ratana şu an burada. Kong için gelmedim, senin için buradayım. Söyle bakalım, Kong'un şu yeni kız arkadaşı kim bilmek istiyorum. Aa, derdin bu muydu? Hadi çabuk söyle. Anladım sinsi yılan. Hadi söyle, öğrenmem gerek. Bu taraftan Bayan Ratana. İşte oradalar efendim, onları suçüstü yakaladım. Namok. Bayan Ratana, benim suçum yok, bana tuzak kurdu. Beni dinle Sue. Evet efendim. Onu hemen götür buradan. Tamam. Onunla sonra ilgileneceğim. Tamam efendim. Bayan Ratana, benim suçum değil. Ben bir şey yapmadım.
Demek benim çalışanlarıma rüşvet veriyorsun. Şimdi paranı al ve hemen buradan defol git. Tamam, gideceğim. Ama sana bir şey söyleyeyim. İyi bir patron olmak istiyorsan çalışanlarının karnını doyur. Karınlarını doyursaydın benim paramı kabul etmezlerdi. Kendi çalışanlarına bile sahip çıkamıyoruz. Bayan Ratan'a çok üzgünüm. Bilirsiniz size asla ihanet etmem. Beni kandırdığı için yaptım. İnanın bana boş bir anıma geldi. Yoksa böyle bir şey asla yapmazdım. Size ihanet etmeyi asla düşünmedim. Ne yaptıysa bilmiyorum. Beni kandırdı. Aklımı kaçırmış olmalıyım. Lütfen beni bağışlayın. Lütfen ne olur ne olur bağışlayın. Kapa çeneni. Lütfen affedin beni. Karşımda bana yalvarıp durma. Gözyaşlarının benim için hiçbir anlamı yok ve seni bundan kurtaramaz. Şimdi bana doğruyu söyle Namok. Ne zamandır ona muhbirlik yapıyorsun? Dinle, eğer bana yalan söylersen sonsuza kadar buradan gidersin. Nufa'yı bu eve çağırdığınızdan beri. Bu uzun zaman önceydi. Namok! Ay lütfen beni kovmayın Bayan Ratan'a. Bir daha asla yapmayacağım. Size söz veriyorum. Yalvarırım beni kovmayın. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Şunu sakın unutma. Bu senin son şansın ve bir daha olursa inan bana seni kendi ellerimle kapının önüne koyarım. Aa, Bayan Ratan'a! Bayan Ratan'a! Sonunda yakalandım. Vay canına. Çiçeğe mi yoksa çiçeği getirene mi gülümsüyorsun ha? Benimle alay etmekten başka işin yok mu senin? Benim tek istediğim artık hayatına bakmak. Zengin ve yakışıklı bir adam kapına geliyor. Sevdiğini söylüyor ve senin için temizlik yapıyor. Seninle ben alay etmeyeyim de kim etsin? Ha? Söyle bakalım. Ama bu biraz korkutucu değil miyim? Benim gibi sıradan bir kızın başına böyle bir şeyin gelmesi çok tuhaf. Bir düşünsene. Ben güzel ve zengin ya da onun standartlarına uyacak kadar iyi biri değilim. Kong Pop'un benim gibi bir kızdan hoşlanacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama sen harika bir kızsın. Kong da zaten senin bu yönünü sevdiğini söylemişti. Hı? Evet, tıpkı kül kedisi gibi. Tüm hayatın mutfakta geçen güzel bir kız. Çektiği onca acıdan sonra kader ağını örüp onun ayağına bir prens getirir. Aşkın sınırı yoktur. Sonsuza kadar hep mutlu olurlar. Mutlu bir şekilde. Kes artık Yim. Kendine gel artık. Bu ancak peri masallarında olur biliyorsun. Öyle mi? Peki senin başına gelen şey neydi? Bu şey sadece peri masalı mıydı? Hı? İlk gördüğüm anda senden hoşlandım. Sana yakın olmak, seni görmek için çok şey yaptım. Bana ister inan ister inanma. Senden hoşlanıyorum. Belki size garip gelecek. Galiba ben Namlı'ndan hoşlanmaya başladım. Bunu kabul ediyorum. Gerçekten Namlı'nı seviyor musun? Bu olamaz mı? Çok güzel ve iyi bir kız. Neden onu sevmeyeyim ki? Zaman geçtikçe ondan etkilenmeye başladım. Bundan haberin var mıydı Tin? Kong'un hislerinden haberim vardı. Ama Namlı'nın onunla ilgili ne düşünüyor bilmiyorum. Madem ondan hoşlanıyorsun,
neden ona 500 milyonluk mirastan söz etmedin? Şey, bu isteyerek yaptığım bir şey değil. Paraya ondan daha çok önem verdiğimi düşünmesini istemiyorum. Onu kaybedebilirim. Beni sevdiğini söylediği an bunu ona söyleyeceğim. Peki ya sevdiğini söylemezse? Yine de söyleyeceğim amca. Hem biliyorsun, para onun parası, benim değil. Peki, tamam. Ama şunu unutma Kong. Eğer niyetin kötüyse, buna asla izin vermem. Karşında beni bulursun. Ve ne olursa olsun, hiçbir şekilde Namlan'ı üzmene izin vermeyeceğim. Sana bir ay süre vermiştim. Bir haftası doldu bile. Elini çabuk tut. Heytin, baban tam bir karın ağrısı. Bence sen ondan daha betersin. Bay Kong şu anda içeri giriyor. Hazırlıklı olun. Kong, şimdi sana kim olduğunu göstereceğim. Sen busun işte. Senin derdin ne böyle? Sen böyle bir adamsın. Bu yaptığın çok adi bir şey. Bunu affetmeyeceğim. Oo, Bay Kong, aman tanrım Bay Kong. Alır şunu, götürür beni buradan. Tut şunu, tut. Bırak beni, bırak. Şimdi ne yapacaksın ha? Bırak beni. Bırak. Atlayın. Bırakın beni, bırak. Bırakın beni, bırakın. Bırakın onu. Sana saldıran adamı nasıl bırakırsın söylesene. Sorun değil, kendim halledebilirim. Senin derdin ne bilmiyorum. Ama burası benim mekanım. Ve müşterilerimin önünde bunu yapmana izin veremem. Benimle gerçekten konuşmak istiyorsan, gidip dışarıda konuşalım. En azından erkekçe konuşmaya çalışabiliriz. Bırakın beni. Yemek yemek ister misin? Senin için sipariş verebilirim. İyi adam numaralarını bırak. Senin hiçbir şeyini istemiyorum. O zaman buraya neden geldiğini söylersin herhalde. Dürüst olalım. Namlan'ı sevdiğine inanmıyorum. Beni bununla suçlayamazsın. Ve seni de ilgilendirmez. O da bana karşı bir şeyler hissediyor. Sana bir daha bunu söylemeyeceğim. Onun peşini bırakacaksın. Bu meseleyi kavgayla çözemeyiz. Gerçekten onun peşini bırakmamı istiyorsan, bunu bana kendisi söylemeli. Benden peşini bırakmamı isterse, bir daha karşısına çıkmam. İstemezse, beni öldürsen bile, onu hiçbir zaman bırakmam. Peki, tamam.
Bu sözünü sakın unutma. Eğer onun saçının teline bile zarar verirsen, buraya tekrar gelirim. Anne, ben biraz dışarı çıkıyorum. Ah, nereye gidiyorsun? Aa, sana söylemedim mi? Seminere gidiyorum. Dün arayıp haber vermişlerdi. Peki, tamam. Umarım bir daha o çocuğu görmek zorunda kalmam. Heyran'ım, annen gerçekten Kong'dan nefret ediyor. Bunun sebebi ne? Ben de bilmiyorum. Bana da söylemediğim. Eğer Kong Pop bugün gelirse, lütfen onunla sen ilgilen. Dikkat et annemle karşı karşıya gelmesin. Sen merak etme. Bu işi bana bırak. Her ikisini de yola getirmesini bilirim. Merhaba, hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Lütfen şuradaki koltuklara oturun. Ürün eğitimimize hoş geldiniz. Sanırım artık başlayabiliriz. Umarım herkes için çok güzel bir gün olur. Affedersiniz. Partnerimin olmaması sorun olur mu? Buraya yalnız geldim. Hayır, olmaz. Biz sizin için bir partner bulduk. Özel biri mi? Evet, çok özel biri. Buyurun, şöyle geçin. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Artık katılmak istemiyorum. Nam. Bekle bir dakika Nam. Nam, bekle dedim. Bırak beni. Buraya nasıl geldin? Bunu da mı sen planladın yoksa? Ben planlamadım. Beni tamamen yanlış anladın. Sana inanmıyorum. Beni yine takip ediyorsun, öyle değil mi? Saçmalama lütfen. Bu sabah dükkanına gittim ve yin buraya geldiğini söyledi. Ben de senin peşinden buraya geldim. Bu doğru değil. Söylesene. Gerçekten bana zerre kadar güvenmiyorsun, değil mi? Lütfen kalmama izin ver. Tamam mı? Şimdi uygulamalarımızda saçın ne kadar iyi durumda olduğunu görebilirsiniz. Yeni üçü bir arada formülümüz saçların son derece sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Şurayı da yap. Tam orası. Ver elini, neresi olduğunu göstereyim. Dur. Hey, dur diyorum, dur. Hey, tamam. O. Hey, dur. Hey. Saç derimi kazıdın resmen. Sızlanmayı kes artık. Saçların çok güzel kokuyor. Yıkamaya devam et. Ama bu doğru. İyi geldi mi? Hı hı. Hep bana bakıyorsun ama. Dur yapma. Yapma dur, gözlerim yandı. O zaman sen de bana bakma.
Nasıl yapacağını biliyor musun? Evet. Bugün çok şey öğrendim. Gerçi daha önce hiç fön çekmemiştim. Ama sen olunca her şeyi zorlanmadan kolayca öğreniyorum. Doğrusu bu işte oldukça iyisin Kong. Öyleyse artık sana yardım edebilirim, öyle değil mi? Yardım mı? Yardım derken ne demek istiyorsun? Yarın görüşürüz. Umarım Kong Pop'la her şey yolunda gidiyordur. Rat teyze benim hiç de düşündüğüm gibi biri değilmiş. Bütün gün boşu boşuna benim zamanımı harcadı. O da güzellik salonunu ve sahibi olan kadını bulmak kafayı yemiş. İsmi Pimpit gibi bir şeydi. Bu çok saçma. Bir dakika. Kadının adı ne dedin? Dedim ya Pimpit. Yoksa onu tanıyor musun anne? Beni dinle. Bu Ratana'nın asla unutamayacağı bir olay. Yıllar önce çok ama çok sevdiği bir erkek arkadaşı vardı. Sonra Ratana'yı terk etti. Onu terk ettikten sonra da o şarkıcı Pimpit'le evlendi. Ratana buna çok üzüldü ve daha sonra başkasıyla evlendi. Demek bu yüzden Rat teyze o kadına bu kadar kin duyuyor. Onun yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Her neyse, madem onun erkek arkadaşını çaldı, benim de aynını Kong için yapmam gerekiyor demek ki. Dinle Fa, daha fazla bekleyemezsin. Aksi takdirde bu sefil kuaför kız bu gidişle savaşı kazanacak ona göre. Hayır anne, endişelenmene gerek yok. Hem Kong hem de bütün parası eninde sonunda benim olacak, merak etme. Günaydın, sonunda gelebildin. Fa. Senden son kez özür dilemek istiyorum. Çok işim vardı, bu yüzden gelip seni görmeye fırsatım olmadı. Ratalama durumu anlatmıştım halbuki. Umarım bana kızmamışsındır. Neyse, unut gitsin. Ayrıca sana kızgın falan değilim. İyi de senin yüzüne ne oldu öyle Kong? Fena görünüyor. Tipik erkek meselesi işte. Önemli bir şey değil. Bu arada bugün buraya seni hangi rüzgar attı Fa? Rat teyzeyi görmeye geldim ama hizmetçi bir iş için dışarı çıktığını söyledi. O yüzden sana uğrayıp merhaba demek istedim. Sanırım oldukça önemli bir yere gidiyorsun. Aha, evet. Birazdan çok önemli bir randevum var. Bu yüzden hemen gitmem gerek. Anlıyorum. Senin için çok önemli bir müşteri olmalı. Her neyse. İyi şanslar. Sonra görüşürüz. Tamam. Yine o kuaför kızı görmeye gittiğinden kesinlikle eminim. Merhaba. Sen. Neden şaşırdın?
Demek bu basit kız buraya taşınmış. Umarım annen daha iyidir. Dün ona getirdiğim çiçeği kırdığı için ona bir tane daha getirmeye karar verdim. Umarım bana yine öyle kötü davranmaz. Ne kadar da ilgili bir insansın böyle. Evet, ilgiliyimdir. Ama sadece özel insanlara karşı. Annem içeride. Ona kendin verebilirsin. Ay, ay! Hey! Ay. Biraz daha dikkatli olmalısın. Anne. Evet kızım. Merhaba teyze. Sana bir daha buraya gelmemeni söylemiştim. Bunu anlamadığını söyleme. Anladım. Ama buraya gelmem gerekiyordu. İsteseniz de istemeseniz de yine geleceğim. Çünkü namlını görmeden durmam mümkün değil efendim. Rica ediyorum teyze. Bana bir şans verin. Evet biliyorum. Ne olduysa babamı sevmiyorsunuz. Ama o aileden olmam onlara benzeyeceğim anlamına gelmiyor. Ve ben de bunu size kanıtlamak zorundayım. Ben o ailedenim. Ve ismim Kong Pop. Ama farklı bir kişiliğim. Lütfen bana bir şans verin. Pekala. Sana istediğin bu şansı vereceğim. Sadece kızımın başını derde sokma yeter. İşte içecekler. Portakal suyu ya da soğuk su. Soğuk su fena olmaz. Tamam, şuraya bırakıyorum. Suyunuz ve portakal suyunuz. Oh, hey dur, ben yaparım. Nereye götüreceğim? Tamam, bırak. Tamamdır. O priz şurası. Ben yaparım. Aha. Tamam. Tamam. Gerek yoktu. Evet. Mendil. İşte. Teşekkür ederim. Toza karşı alerjin mi var? Bana kalırsa buraya bir an önce bir hava temizleyici almamız gerekiyor. Bu sayede havadaki bütün tozlardan kurtulmuş olursun. Hayır, buna gerek yok. Hem çok çalışkan hem de çok yakışıklı bir erkek arkadaşın var. Keşke benim kocam da ona benzeseydi. Ama o benim erkek arkadaşım değil. Ha. Ama o benim kız arkadaşım. Sen aklını mı kaçırdın? Hmm. Tavırlarına bakılırsa bence o da seni seviyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Neyse, işimize geri dönsek iyi olacak. Ya bunu bana bırak. Hı? Nasıl çalıştığını biliyorum. Emin misin? Evet. Pekala. İşine bakayım. Teyze, dur sana yardım edeyim. Yiyeyim.
O çocuk daha gitmedi mi? Sanırım sen onu damat olarak kabul edene kadar buradan hiçbir yere gitmeye niyeti yok teyze. Hayır Yin. Böyle söyleme. Böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Onu hiçbir zaman damadım olarak kabul etmeyeceğim. Asla mümkün değil. Yapma ama teyze. Aslında çok iyi birine benziyor. Yaptıklarına bakarsak kötü niyetli biri olduğunu asla düşünmüyorum. İnan bana bugünlerde böyle damat bulmak çok zor. Kendini üzme ama. Dikkatli bir şekilde bakmaya çalış. Eğer yakından bakarsan kızının onun yanında ne kadar mutlu olduğunu görebilirsin. Tanrım. Kasanın anahtarı nerede? Acaba anahtar hangisi? Rat teyze! Neredesin? Size nasıl yardım edebilirim? Rat teyzem nerede? Yukarıda Kong'un odasında. Bayan Va! Oraya giremezsiniz! Tanrım! Ben hiçbir şey almadım. Ben değildim. Hayır, ben hiçbir şey almadım. Anlamadım. Neyi sen almadın? Va! Buraya neden girdiğini sorabilir miyim? Namop! Neden onu durdurmadın? İçeri girmesine izin verdin. Engel olmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Ay ben suçluyum. Namop. Yeter artık. Beni dinle. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. O kuaför kızın ve annesinin nereye taşındığını bugün öğrendim Rat teyze. Gerçekten öğrendiğine emin misin? Kesinlikle eminim. Kendi gözlerimle gördüm. Ayrıca Kong arabasıyla oraya gitti. Ne? Kong'un oraya gittiğinden... Nasıl emin olabiliyorsun? Arabamla onu takip ettim. Elinde bir hediye vardı. Yeni salonu için hediyeyi o kıza verdi. Bu kadar çok şeyi bir anda uyduracak değilim herhalde. Ama Kong bana onu şahsen tanımadığını söylemişti. Demek ki bu konuda yalan söylemiş. Bu hiç iyi olmadı Fa. Şimdi beni hemen onlara götüreceksin. Gidelim. Rat teyze, biraz sakin olur musun? Hayır olamam. O ikisinin benim olanı almalarına izin vermeyeceğim. Bunu ne zamandır tahmin ediyordum zaten. Rat teyze. Bana kalırsa onların seviyesine inmemize hiç gerek yok. Bizi bilmeleri de gerekmiyor. Biz bu işin içinde olmamalıyız. Biliyorum. Böyle insanların seviyesine inmek seni de rahatsız ediyor. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bunu bana sen söylemiştin. Kulüpte Kong'tan hoşlanan kızlar var. Yapmak istemediğimiz bir şey için neden onları kullanmıyoruz teyze? Bize gerek bile kalmayacak. Çok haklısın. Namop? Evet efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.